Bir videomuz daha var, görelim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm. Şimdi ben bugün hastaydım ve uğraşıyordum. Hastaneye gittim, iğne yaptı bana bir tane ağrı kesici. Artı 6 tane de iğne verdi. Sabah akşam vurmam gerekiyor. Peki iğne vururken orucum bozulur mu, bozulmaz mı? Onu soracaktım hocam. Siz orucu bozmadınız. Her ihtimale karşı gününe gün oruç tutun ve oruçlu olmadığınız zaman bu iğneleri de vurmaya, vurulmaya itina gösterin. Her ihtimale karşı belki de bazı iğneler var ki orucu bozabilir. O yüzden gününe gün tutulmasında fayda vardır. Evet. Peki hocam, Instagram'dan bir soru var. Evet efendim. Hayırlısı olsun demek bir dua mıdır? Bu güzel bir dua mıdır diye sormuş izleyeceğiz. O ne bir iş oluyor da tabii ümitsizliğe kapılmayalım. Hayırlısı olsun. El hayru fi ma vaka. Olan şeyi hayırlı görmek, ümitsizliğe kapılmamak. Deme şunun için şöyle. Yerincedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Evet. Hocam yarın dua konusuna mutlaka devam ederiz. Çünkü bugün yetmeyecek, öyle anlaşılıyor. 4-5 dakikamız var iftar duasına ama tahtadaki soruları şöyle bir okuyalım. Kalanları yarın hocamıza yönelteceğiz. Nasıl yapılır dua? Duanın bir adabı var mıdır diye yarın soracağız hocamıza. Duamız ne için kabul olmaz? Duanın kabul olduğu zaman ve mekanlar hangileridir? Allah edilen her duayı kabul eder mi? Kabul edilmiş dua örnekleri nelerdir? Kimlerin duası kabul olur, kimlerin duası kabul olmaz. Peygamberimiz nasıl dua ederdi? Hocam şu iftar dakikalarındaki dualar o vakte mi girer? Kabul edilen dualar vaktine mi girer? Bir kere tabii iftar anı çok mübarek bir andır. O andaki dua reddolunmaz. Ezanla kavmet arasındaki dua reddolunmaz. Cuma günü öyle. Ayrıca Ramazan ayı, Arefe günü, oruçlu olduğumuz zaman efendim farz namazların arkasından farz namazı kıldıktan sonra duayı fırsat bilmeli sevgili evlatlarımız. Gece yarısı, seher vakti, hasta iken, yağmur yağarken, Kur'an'ı hatmedince, camiye giderken Allah'ı andık da gönlüm yumuşadı. İğtenimü't dua inde rikka. Efendimiz öyle buyuruyor. Kalbin yumuşadığı zaman duayı fırsat bil. Gözlerin yaşardığı zaman da dua kabul olur. Evet efendim. Yani dua demek ki hangi vakitlerde nasıl, neden çok kabul edilirmiş? Yani dua için bu önemli vakitleri de gözetmeli. Evet. Peki hocam ilk dua kavramı nasıl ortaya çıkmıştır? Bakın ayeti kerime var. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ Duanız olmayaydı Rabbim sizi ne deydi? Dua ne demek? Acizin muktedire. Faninin bakiye sığınması, zayıfın güçlüye sığınması. İnsanoğlu olarak biz zayıfız, aciziz. Yani ölüme dur diyebilecek durumda değiliz. Ama ölümsüz olan Allah'a el açıp dua edebilir. Hem dünyamla hem ahiretimle ilgili, evet, isteklerde bulunabilirim, evet, bulunmalıyım. Allah razı olsun hocam.